Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bitti Köfte serimizin 63. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde öncelikle şu sistemimizi tamamlayacağız. Ondan sonra direkt arıcılığa başlama niyetindeyim ama önce bir gündüz yapalım. Ah. Öncelikle bu sistemimiz şuraya yerleştirilecek. Şuraya bir Ender Chest. Oraya değil de, nasıl düşününce oraya değil de şuraya yerleştirsem mantıklı olabilir. Daha mantıklı olabilir. Ve bana 2 adet circuit lazım. Bu circuitlerden birkaç tane circuit lazım. 2 adet değil, birkaç tane. Hiçbiri bunlar değil. Şunları alalım. Şurada biraz daha wafer'ımız olacaktı. Sen gel bakalım. Sen de gel. Ha, onu yarışma için kullanıyorduk zaten. Tamamdır. Şimdilikle. Türkçeyi katletmeye de son nokta. Gate'lerimize gelelim bakalım. Timer, Squeezer, Staycell, Arrays'in Orlayış, Not ve X'in Orlayış, X Orlayış, Pulse Former. İki tane bundan lazım. Öncelikle Pulse Former'ımızı yapalım. Bunun için son anot, Stone Cathode 3 adet. Tabii ki de yok bunda. Bakalım burada var mı? Yok. Ya bunun anlamı, bir saniye. Bir set daha yapmam lazım senden. Tamamdır. Başka 3 tane bundan. Yani sekiz tane craft ol. Tamamdır. Sizler tamamsınız. Ve biraz daha stone pişireceğiz. Ve 4 tane de bundan. Ve yakınlarda Enderman'imiz var. Sana da merhaba Enderman. Pulse Former'ın ne işe yaradığını incelememiz, Red Power tanıtımımı incelemiş olanlar biliyordur ama gene de açıklayayım. Pulse Former, Redstone sinyali nasıl alınırsa alınsın sadece tek bir tık gönderecektir. Onu devam ettirmeyecektir kesinlikle. Ve bunun yanı sıra bir de Toggle Latch lazım bana. Toggle Latch. 2 adet Stone Wire, 2 adet Stone Cathode ve 1 adet Lever. Stone Wire'lar. Bunun dışında Lever. Bir saniye. Tam bu sırada. Ve şunu unuttuk. Bu Enderman nerede? Aşağı katta galiba. Evet. Gel bili 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 bili. Enderman'ların sesinden cidden nefret ediyorum. Kaçıyor şerefsiz. Tanır.
Kurtulduk ondan. Şimdi gelelim toggle açımızı almaya. Şimdi buradaki mantığa gelelim. Şu stone'ları tekrar yerine koyalım. Şimdi bu nasıl olacak? İşin o kısmına kadar gelmedim gerçi ama. Timer'a ihtiyacım yok. Seni biraz kaydırabiliriz. Çünkü önemli bir şey için daha yer lazım bana. Evet. Buz formüllerimiz buraya ve tabii ki de sen lazımsın. Nerede benim Sonic tornavidam? Nerede benim Sonic tornavidam? Evet. Ha, buradaymış zaten. Bir saniye dur. Timer'la sen nasıl yer değiştirdin? Muhtemelen görsel bir bug. Şunları basitçe açıklayayım bir. Leveller gelin bana. Şuradan redstone sinyali veriyorum ve gördüğünüz gibi sadece tek tiklik bir şey veriyor. Hatta bir adet Red Alloy Fire vererek de gösterebilirim bunu. Lever'ımızı alalım. Gördüğünüz gibi bir saniye. Sen doğru şey misin? Yoksa ters misin? Yoksa sadece görsel bir lag mı? Sanırsam lag. Evet, lag. Ah dur, seni neden kırdım ben? Sen gayet iyiydin. Tamamdır. Bunları yerleştirdiğimize göre sırada toggle latch. Toggle latch ne diye soracak olursanız eğer tabii döndürmemiz lazım şöyle. Eğer toggle latch'e bir redstone sinyali giderse gördüğünüz gibi şöyle rengini değiş, yönünü değiştirecektir. Hatta dur şöyle bir gördüğünüz gibi böyle bir düzenek bu ve sanırsam bunu biraz değiştireceğim çünkü yer kalmıyor istediğim şeye. Evet, seni biraz aşağı gömeceğim. Evet, bunu biraz aşağıya gömdüğümüze göre artık yere de sahibiz. Şimdi toggle latch. Evet, dönecek bu. Red alloy wire'lar. Ve pulse former'lar. Tamamdır. Peki şimdi bize ne lazım? Çok basit. EMI, export ve import bastılar. Tabii ki de. Ne bekliyordunuz? Bunları yerleştirelim hemen. Ve bunları sadece pulse başı yani her redstone sinyali başı aktaracak şekilde yerleştirelim. Ve filtreleyelim bakalım. Ne olarak filtreleyeceğiz? Tabii ki de cobblestone.
Yani elimizde en çok her daim bulunacağı garanti olan itemlardan bir tanesi. Evet, cobblestone olarak filtreledik ve sıra geldi ME network'ümüze bağlamaya. E o da işin en kolay kısımlarından bir tanesi. Bunu koymak zorunda değilim, değil mi? Ve ME cable. Çok basit işleri sanki büyük bir şey yapıyormuş gibi anlatıyorum şu an. Biliyorum. Ve seni kırmak zorundaydım. Tamamdır. Tabii şu pulse bilmem neyimizi de yerine koyalım. Çünkü o lazım bir şey. Şimdi Export Pass Pro'ya cobblestone göndereceği için Export Pass'ın olması demek orada bir de buton lazım bize. Butonu şuraya koyalım. Ve önemli bir şey daha lazım. Bunu neredeyse unutuyordum. Bu muhtemelen buradan vardır ve var. O da bu. Bu sayede bu butona bastığımızda bunun yönü değişecek. Ve gördüğünüz gibi buraya bir tane cobblestone attı. Eğer bu butona tekrar basarsak yönü gene değişecek ve buradan cobblestone'umuzu aldı. Mükemmel değil mi? Ve demin galiba core'imizi kazara çalıştırdık. Bir turluğuna. Bakalım hemen. Evet, çalışırdık. Ha, sıkıntı yok. Ama sadece bir blok çalışmış. İse ve bir şeye daha ihtiyacımız var. O da şurada sanki o vardı. Ha, inverted. Vay. Gerçi inverted olmasan çok daha güzel olurdu ancak. Aslında dur. Inverted olduğuna göre. Seni şu duvara koymak sanki daha mantıklı. Ve stripleri gene unuttum ben. Eğer şuna basarsak core'imiz şu an çalışıyor olması lazım. Core'imizin şu an çalışıyor olması lazım. Bakalım hemen. Ve seni giyinsen güzel olur. Evet, çalışıyor. Misler gibi çalışıyor. Ve bu sayede core'imizi uzaktan açıp kapatabilecek bir sistem yapmış olduk. Huh! Wireless Red Stone'a kimin ihtiyacı var? Yaratıcılığa sahipsen. Evet. Bunu ben bayağı sevdim ya. Wireless Red Stone olsa bile bunu kullanacağım galiba sanırsam. Bir bakalım aşağılara. Tabii bu katı kazamadı ama o kadar önemli değil. Öyle ufak sorunlar oluyor arada. Ama yine de core'imiz gayet güzel işimizi görüyor. Tabii gene bu core'imizin ufak bir problemi var. Cobblestone miktarımız çok hızlı artacak.
Ancak onun için de bir çözümüm var. Fakat onu da bu bölümde mi yapsam arılara? Ya da şey arılara giriş yaptığım bir dönem. Zaten şimdi yapacağım. Evet, arılara giriş yapalım hemen. Ve seni kapamayı unuttuk. Şurayı da. Evet. Biraz tuhaf bir sistem ama bence gayet güzel çalışıyor. Gayet memnunum. Ve sen oraya gitmeyecektin. Ve gereksiz şeyleri hemen şuraya atalım. Frame'lerin yeri vardı aslında. Torchlar gidin. Siz gidin, siz gidin. Sen şuraya git. Tamam. Şimdi öncelikle suyla çalışan Carpenter'ımız da ki yok. Ama olacak. Öncelikle yeni bir. Tabii Carpenter'ımız yok hani. Carpenter yapmamız lazım. Yapımı basit. Bir story casing ve alt bronze. Tin. 8. Fazla oldu ama. Ha, bronzumuz zaten varmış. Ve glass. Ve carpenter'ımız hazır. Bu carpenter'ı yine buraya koyalım her zamanki gibi. Ve buna su bağlamamız lazım. Tamam. Enerji kan bitleri buraya koymuşum. Şimdilik suyu manuel koyabiliriz. Çünkü tek bir iş için kullanacağız sadece. Ama tabii kovamızı gene buraya atmıştık. Bucket. Sonradan bu suyu otomatik dolduracağız. Ve burada yapacağımız recipe. Bealizer. Bealizer. 2 glass pane, 4 tin, 1 diamond, 2 redstone. Hmm, 4 tin. 2 glass pane. 2 redstone. 1 diamond. Başka ne lazımdı? Tamam bu kadar. Carpenter'dan daha önce bahsetmiştim. Bir çeşit crafting table. Ama sadece buraya hayalet imajları yerleştiriyor. Ve dur. Yeterli su yok. Biraz daha suya ihtiyacımız var anlaşılan. Sorun değil. Hemen doldururuz. Bealizer arıcılığa başlamadan önceki önemli şeylerden bir tanesi. Ve evet, recipe'miz işlemeye başlıyor. Şu aşağıdaki madenleri kullanıyor. Ve biraz yavaş craft edecek. İlk olarak bizim bir adet forest drone ve şurası normal devam etsin. En son Meadow Prensesimiz nerede? Burada. Bu ikisini birleştirmeyelim. Önce bir şey yapmamız lazım. Onu yapmadan olmaz. Eğer frame'lere bakacak olursak burada sol frame görüyoruz. Sol frame için impregnated frame lazım ve impregnated casing şu şekilde yapılıyor. Bana bolca wood değil, wood ver. Seed oil'li sende.
Evet. Sen craft ol. 8 taneye ulaşsın. İlk frame'imizi yapalım. Bu frame'lerin olayı, hani değişik efektleri var. Aralara sol frame'in güzel yanı. Arının arının mutasyon şansını arttırıyor. Evet, son bir saniye daha ihtiyacım var. Evet. Tamamdır. Bir tane de fazlalık var. Sol değil, sol. Tam sol diye okunuyor da sol diye yazılıyor. Neyse. Evet, sol frame'lerimizin olayı mutasyon şansını artırıyor ve bizim istediğimiz şey şu an mutasyon. Frame'lerimizi yerleştirelim ve drone'umuzu yerleştirelim. Ve şunları da yerlerine koyalım. Şu an istediğimiz şey common drone ve onu elde etmemiz lazım. Common drone arıcılıkla uğraşmak için elde etmemiz gereken ilk arı ve şu honeycombları toplasak iyi olur. Şurada da biraz vardı sanırsam. Evet, biraz. Hani birazdan biraz fazla oldu bu. Ve bize yeni bir makine daha lazım. Centrifuge. Centrifuge gene bir saniye. Ha, tamam, kapırmış bu. Bir starting casing. Altı kapır ve glass. Bu centrifuge ne yapacak diye soracak olursanız eğer, şunları ayrıştıracak. Tabi biraz yavaş işliyor, o ayrı mevzu, ama ayrıştırıyor. O esnada gidip arılarımıza bakalım. Evet, bu bizim evet. Değiştirdiğimiz arı. Ve gördüğünüz gibi honey drop elde ettik. Bu honey dropları şuraya koyuyoruz. Tabii bunların başka işlevleri de olacak. Ve kendimize bir adet göstermek için, gördüğünüz gibi şu an unknown diyor tamamen. Ama eğer bunu koyarsak bir tane honey dropumuzu kullanacak. Ve bunun saf bir medos olduğunu, kısa bir yaşam olduğunu, bu aşırı yavaş olduğunu ve mutasyon yeteneği demişim. Ağaçları mutasyona uğratma yeteneğinin yavaş olduğunu, kullandığı bitkinin çiçek olduğunu, öldüğünde iki tane drone verdiğini, etki ettiği alanı ve herhangi bir efekt olmadığını görüyoruz. İkinci kısma gelirsek eğer, tamamen yaşayabildiği sıcaklık ve o tolerans, yani toleransı nasıl tarif edebilirim? Tolerans işte. Eğer bu artı eksi falan filansa ona göre değişik bir tolerans oluyor. Yani biraz daha soğuk ya da sıcak bir havaya da yaşayabiliyor. Bu nem oranı nocturnal, gece çalışabilmesi anlamına geliyor. Flyer emin değilim. Cave kapalı alanda çalışması anlamına geliyor. Flyer yağmurda da çalışabilmesi anlamına geliyor. Ürettiği şey ve mutasyonları şu an neredeyse hiçbirini keşfetmemişiz. Ve bu da ufak bir şey. Son sayfa. Herhangi bir önemi yok bunun. Ve bu şekilde bu drone'umuzu incelemiş olduk. Ve bu kraliçemiz neredeyse ölmek üzere. O esnada gidip core'imiz ne durumda bakalım bir. Daha doğrusu madenlerimiz.
Evet, gördüğünüz gibi Cobblestone'la pek rahat başa çıkabildiğini söyleyemem bunun. Hemen şöyle bir bakalım şuraya. Bu arada bu... Evet, gayet güzel ilerliyor bu. Oh, mis. Evet. Bu yeni otomatik açma kapama sistemimiz bence gayet güzel oldu. Suda tutuyorum çünkü sabit bir sistemimiz yok ve öldüler. Ve gördüğünüz gibi common hepsi. Ama sanırsam bu ikisi aynı tip değil. Hemen bunları inceleyelim ama yeterli balımız yok. Hemen balları... Evet. Prensesimiz tamamen saf bir common. Gördüğünüz gibi önceden bu slowest'tı. Fakat slower oldu. Biraz daha hızlı çalışıyor. Ve bu şekilde. Şunlara bakalım. Bu Common Forest. Bu iyi değil. Common Meadows. Hem. Common Forest'tan gideceğim ben. Ve artık arıları da şuraya atıyorum. Ve bu şekilde şu an ilerleyemiyor çünkü gece. Nocturnal özelliğine sahip bir arı görmek istiyorsanız eğer hemen göstereceğim. Drone. Eğer Rocky drone'larımızı incelersek gördüğünüz gibi Nocturnal, Flyer ve Cave özelliklerinin hepsine sahip çünkü bunlar mağarada yaşıyorlar. Mantıklı değil mi? Yemek yiyelim. Bunun dışında Beeswax diye de bir şey üretiyoruz. Bunun ne işe yaradığına gelelim. Birkaç bayağı farklı resipilerde kullanılıyor. Bu arada bu makinelerin bazılarını içeriye taşıyacağız. Gördüğünüz gibi bu casingleri yapmakta yarıyor. Bunun dışında torç yapımı için kullanılabiliyor. Pipe waterproof üretiminde kullanılabiliyor. Bunun dışında candle yani mum üretiminde kullanılabiliyor. Scented paneling yapımında kullanılıyor ki bu ilerleyen zamanlarda çok işimize yarayacak arıcılıkta. Bunlara yarıyor. Balın başka kullanımlarına bakalım. Bunun yapımında kullanıyormuş. Bunun yapımında kullanılıyor. Bu çok daha gelişmiş bir yemek. Yani ekmekten çok daha etkili bir yemek. Ayrıca pul yapımında kullanılıyor. Bunun yapımında kullanılıyor. Ve propolis elde edebiliyorsunuz bundan vesaire vesaire. Ama şimdilik onlara girişmeyeceğiz. Onlara ilerleyen bölümlerde girişeceğiz. Hatta bu arılarımızı tamamen otomatikleştireceğiz. Ve bunun ölmesini bekliyoruz. Tabii o esnada ne yapabiliriz? Ben gidip bir enchant deneyeceğim. Ondan sonra da bölümü bitiririz. Benim şuralarda bir yerde no Corrupted Essence fragmentlarım olacak. Dur, çantamdaydı değil mi? Evet ama yeterli sayıda değil. O zaman ne yapalım? İki ayrı. Evet, buraya git. Bekliyoruz. Evet hazırlar. Şimdi sizi alalım. Kendime yeni bir Wild Sword yapacağım. Impregnated Sticks. Tabii sen normal stick değilsin. Stick craft et bana. Bu arada yakın zamanda şu stick resin'ları da otomatikleştireceğim. Ve hadi bana güzel bir enchant ver.
Ah, looting güzel bir şey de. Geri kalanları istediğim şey değil. Neyse. Ben şöyle bir yarım stack falan Corrupted Essence pişireyim şurada. Iron'ımız bol. Iron'lar harcanmak içindir. Aynı şekilde aynı şeyi deyip zamanında 25 tane falan diamond'ı harcamışlığım var ya gerçi. Ve senin ölmeni bekliyoruz. Öldüler. Ve elimize geçenler. Forced Drone, Forced Common. Common Common. Ve Cultivated Common. Tabi sen saf common olsaydın çok daha süper olabilirdi. Tabi bunda ne yapacağımı hatırlamadığım için geri kalanına bakacağım. O yüzden bu bölümde yapmayacağım. Netice daha önce de söylediğim gibi arıcılıkla benim aram o kadar iyi değil. Arıcılığı da ben sürekli bir yerlerden bakıp öğrenip size aktaracağım. Ya, arıcılığı ben de şu an sizle birlikte öğreniyorum tamamen. Ben şuradan daha fazla XP'mi alayım. Kapıdan geçebilirsen. Ufak bir hile. Eğer iki kere tıklarsanız şuna. Ya da birkaç kere tıklarsanız. Evet, iki kere tıklarsanız tüm EXP'ler gelir de bunu zaten boşaltmışım öncesinde. Bunlar dağıldı. Ben 28 level oldum. 32 level oldum. Evet. Bakalım niyet birikmiş. Sticklerimizi de alalım. Son bir enchant daha deneyip bölümü bitiriyorum. Hadi bir Soul Stealer. Ah! Tamam, güzel enchantler geliyorsunuz ama istediğim şey değil. Hiçbiriniz istediğim şey değilsiniz. Lanet almak zorundaydın, değil mi? Hadi son bir tane daha kamera arkasında, kamera önünde deneyeceğim. Ondan sonra bölümü bitireceğim. Tabii unutmadan EXP farmımızı da tekrar çalıştıralım. Tamam. Sen en kötüsüydün. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteksi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler ve ben bu lent şeylerle ne yapacağım?